Muharrem Erkek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 15 Temmuz FETÖ'cü kanlı darbe girişimi sonrası yürütülen operasyonların bu terör örgütüyle hiç ilgisi olmayan kişilere de yöneldiğini, bunun yanlışlığını belirtti ve bir an önce adaletin tecelli etmesi gerektiğini vurguladı. AKP'nin ülkeyi yönetemediğini belirten erkek şunları söyledi. Dün Van, bugün Elazığ ve Bitlis, milletimizin başı sağ olsun. Terörü sonuna kadar lanetleyeceğiz, kınayacağız ama gerçeklerin de üstünü örtmeyeceğiz. AKP hükümeti meclisin verdiği tüm desteğe rağmen terör ve şiddetle mücadelede maalesef son derece başarısız. AKP hükümeti aciz içinde ve artık Türkiye'yi yönetemiyor. Darbe tehditlerine terör ve şiddete karşı yapmamız gereken layık, demokratik, sosyal hukuk devletine sonuna kadar sahip çıkmaktır. Özgürlükleri daraltmak değil, özgürlükleri genişletmektedir. Genişletmektir. OHAL uygulamaları kapsamında fırsat bilinerek bazı şeyler Çanakkale ilimizde de görüyoruz. Eğitimsel, eğitim iş, ses sendikalarına bağlı, hayatı laikliğe karşı eylemlerle mücadeleyle geçmiş aydın birçok insanın açığa alındığını ve bazı hiçbir suçu olmayan, hakkında somut delil olmayan insanların da gözaltına alındığını görüyoruz.